3-1'di skor, burada bence penaltıdan çok yani hafif el açık çünkü artık el açık olduğu zaman ondan çok el var mı Beyazlı oyuncu, Kayseri'li oyuncu eliyle mi kontrol ediyor ona baktı var. Bayağı uzun süre baktılar evet. çünkü elin açık olduğu konusunda şüphe yok herhalde değil mi savunmacının evet. Cikun'un eli açık kalmış orada. Burada görüşüne geliyor. Evet. El yok. Diğer beyazlı Kayseri'li Kayseri oyuncunun. el yok. Ona baktı bayağı. Fenerbahçe'li oyuncuda el var. Penaltı evet. kararı doğru. Penaltı kararı doğru. Ama Vard'a bakarken neden bu kadar uzun sürdü falan diye bakıyorum sosyal medyada. Fenerbahçe'nin penaltısının penaltı olup olmadığı da değil. Kayseri'li oyuncu Atta galiba elle mi önüne düşürdü? Ona baktı bayağı. O Bir açıdan net gözüküyor o çünkü. O görüntüler aldatır çünkü. Tabii yapışabilir edebilir. Yapışabilir, Bir açıdan İyi evet. bir böyle şeyi vardı. Nasıl diyeyim? Diagonali e, hattan evet. görmüş. Onun dışındaki acaba falan dedirtiyor. Bir açı temiz görüyor. Hocam göğüs. Göğüs olunca top böyle zıp tezgah. Zaten o sana Kolda ipucu patla. verir. Kolda Diğeri patla. öldürür değil mi topu? Kolda patlar. Tabii. Burada fırlar. Peki bu tamam doğru bir karar. Penaltıda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin. Penaltısı var. Fenerbahçe'de zaten oyuncular hemen ya bu bu tarz pozisyonlarda çok isyan edip yapan takım da böyle oradan uzaklaşmaya çalışınca zaten bir şey oluyor. Bu açık eller biraz sıkıntıya. Bak görür müsün, zaten şuradan yani. çıkıyor el bak. Ama bunu hakem göremez değil mi? Zor. Zaten bak hakemlerde gördün mü bak ileride uzak Tabii. tarafta. Sır per perdeleme, kalıyor. perdeleme var. Bu varın bütünüyle işi ee, var bunu çözmek zorunda. Var bak, zaten bu işler için. Bak var, abi. şurada bu el şurada şöyle. Var bu işler için var zaten. Evet, evet. E, tamam. Bunu göremezsin hocam. Göremezsin. Yani aslında varın ne kadar değerli ve işlevsel olduğu burada çıkıyor ortaya da ah, bir iyi kullanılsa hep. Doğru kullanıldığı zaman bir gün kullanırlar inşallah. Doğru kullanıldığı zaman yalnız yalnız vardaki hakemler değil, vardaki tekniklere de iyi bakmak lazım. Asıl onlara iyi bakmak lazım. O varda teknikte çalışanlar tabi varda çalışan hakemler de öyle. Onların da bağlantılarına bakmak lazım. Kim evet. kimin arkadaşı, kim kimin dostu, kim kimin düşmanı kendi aralarında. Evet. Onlara bakmak lazım filan. Evet, ilk penaltı kararı da doğru. Spor'un, Fenerbahçe'nin penaltı kararı da doğru. Peki geldik kırmızı kart nasıl oldu? Şimdi orası tabii e, hocamın az önce söylediği gibi bir kere Mert Hakan orada faul yapıyor mu hocam? Ona söyle, ona sor, e, onu soralım sana. Pozisyonda bu kadar itiraz olan, pozisyonda Mert Hakan'ın serzenişi, isyanı biraz da Birazdan da fazla abartılı isyanı. pozisyon faul mü? Buna bakacağız. Hocam, Gelsin. hocam bir geri gelsene. Peki topla ilgisi yok zaten. Mert yani. Hakan böyle yapıyor hakeme. Bu da moda ha. Kulüp başkanları, federasyon başkanı, evet. federasyon bu Şu pozisyon başkanları. kalsın oradan gözüküyor faul Hakemlere filan böyle. Hmm. Evet hocam. O parmağı var ya hakem olsam böyle yaparım o parmağı. <laughs> Öyle döndürürüm döndüremezsin de. Hani mecazi manada. Baba ba, bak. bak. Ama onu tiyama yapıyor ya. Tiyama yapıyor. Oğlum. Hakeme değil bak. Tiyama bir şey söylüyor. Ne olursa olsun? <laughs> Ama önce hakeme bir yapıyor. Tiyam ne söylüyor acaba orada? Bunlar aynı takımda denk düştüler mi bunlar? Düştüler sanki bak, ya. önce hakeme de yapıyor. Evet, devam edelim. Devam edelim. Faul mü değil mi hocam? Önce onu geliyor şimdi. net Netfor Topa balanıyor İki oyuncu topa bakıyor. Sarılı oyuncu Bak. şöyle bir "Ya hiç gereği yok ya. Niye? Elini Değil mi? kolunu kullanma. Vücudunu kullan, vücudunu kullan. Adamı böyle ez ya. ya bir Acemi. De... Takım Şunu bunu yapma şunu bunu. Hocam... Vücudunu, omuzunu kullan. Adamı böyle it, yüklen adama. Veremezsin." Bir de takımın yerleşik savunmada herkes yerinde. Tabii. Niye gidiyorsun itiyorsun adamı? Omuzundan hafif yüklen, hafif hani yüklen. desem ki kötü yakalandın, pozisyon işte çıkarken kaybettim. Öyle bir şey yok ki. Yerleşik savunmada bütün takım. Ve hakem doğru karar veriyor çok yakın pozisyona. 4 Çünkü... metre, 3 metre. Topla ilgin yok, oyuncuya şarj Tabii. yapıyorsun. İtiyorsun bir de. Tabii nizami olmayan bir şarj yapıyorsun. Abi kendini attırmak için her şeyi yaptı ya. Faul faul. Dolayısıyla efendim faul faul. Devam edelim. Yazık en iyi oyuncuyu yaktı. Şuraya bak. Evet sonra. Abi haftaya Fener Gahasır Evet. Ben Icardi'yi seyredeceğim. Ben bu şeyi seyredeceğim. Ne o? Ee, Fred'i seyredeceğim. Sen beni niye mahkum ediyorsun ya? Icardi'yi seyretmekten şeyi seyret, Fred'i seyretmekten. Ben bu oyuncuları seyredeceğim ya. Sen bana niye bunları şey yapıyorsun? Senin yüzünden atıldı adam ya. Belki de şampiyonluğu vereceksin. Belli değil ki. Belki Fred olsa çok farklı olacak. Abi çünkü etkili bir oyuncu. O kadar da sakatlandı çıktı. Sen takımı provoke ediyorsun. Onu söylüyorum. Galatasaray seni oynatsa ancak bu kadar yaparsın. Seni casus olarak soksa oraya. Şimdi, casus olarak soksa <laughs> Abi jargonla yanlış anlarlar. Ya, Şimdi burada burada ya. bu pozisyonda tabii biz niyet okuyamayız. Şey de bilemeyiz. O, futbolcu ben küfür etmedim demiş. Ama bu hakem neden kırmızı kart gösterir? Bak futbolcu ne yapıyorlar gördün mü arkadaşları bak. Hocam ba, 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 bak, bak ya İsmail Kartal'a bak hocam. İsmail deliriyor ya. Ya tabii fotoğraf karesinden anlaşılmıyor. Bak ya. ya İsmail Kartal delirmiş ya. Hala konuşuyor ya bak. Ba 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 ba. Abi normal değil. Valla normal değil. Tedavi olması lazım. Bak ciddi söylüyorum tedavi olması lazım. Bir ruh bilimciye falan Öfke gidip tedavi olacağız. olmasın. Bak ciddi söylüyorum. Bir psikolog, bir psikolog var o spor psikologları var. Tabii tabii canım. Gitsin biraz seans alsın bir 20-30 seans. Ciddi söylüyorum her maç aynı ya. Takımın içindeki dinamit. Ne zaman patlayacağı belli değil. Al işte yaktı bedeli. En iyi oyuncusu yok. Tondan parayla aldı. En iyi oyuncuyu attırdı. Tondan Fredsiz Fenerbahçe ne yapmış? Sakatlık dönemi var çünkü Fred'in olmadığı dönem. Ona bir bakalım. Yani derbide, ilk derbide yani ilkteki derbide. Trabzon'a 3-2 yenilmiş. Ludogorets'e 2-0 yenilmiş. Adana Demir puan kaybetmiş. Bir kara 2-1 yenmiş. North Island'ı da yenilmiş. Yani 5 maç oynamış. 4'ünde puan kaybetmiş Fred'siz. Evet. Sen bu adamı attırdın. Hocam. Pardon ya. Fred'le de ne olmuş biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim hadi. 18 maçı var Fred'le. 18'de 18 galibiyeti var. Peki abi bu durumda ne yapacaksın hocam? Bir şey söylüyorum sana ya. Bak ne kadar açık. Ocakta yollarım bu adama. Ya net yollarım. Zarar veriyor. Bu nasıl feda fedai <laughs> misin sen? onda fedailik iyilik yok eğer bunu yapacaksın. 30 saniye bir reklam İsmail Kartal'ın basın toplantısını vereceğim.